Durham'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni rotamızda İngiltere'nin kale şehirlerinden bir tanesi, katedral şehirlerinden bir tanesi olan Orta Çağ kokan Durham şehri var. Durham diye de telaffuz ediliyor kim toplumlar tarafından. Avrupa Riyası'na çıktığımız yolculukta bu sefer Durham'a geldik. Ben de Durham diyeyim. Bu videoda Durham çok küçük bir yer olduğu için yani muhtemelen sığmayacak, yani yetmeyecek, çok kısa kalacak yani video. O yüzden Durham ve York koyabilirim. Eğer York'a özel video yapacak olursam zaten onu görürsünüz. Şu anda Market Hall adı verilen şehrin en geniş meydanlarından bir tanesine geldik. Burayı şöyle anlatayım. Aslında burası Viking istilasından kaçan İngilizlerin kurduğu bir katedral. Sonrasında o katedralin çevresi büyüyor ve gelişiyor ve bir küçük bir şehir haline geliyor burası da. Kasaba diyelim aslında. Şu anda Market Hall'dayız. Gezimize başladık. Gördükçe güzel güzel mekanları size anlatmaya ve çekmeye devam edeceğim. Şimdi meydanda öncelikle şunu göstereyim arkadaşlar. Yunan tanrılarından Neptün'ün heykeli var bakın burada. Bu 1729 yılından beridir yapılmış heykellerden bir tanesi. Heykelciliğe verilen önemi gittiğimiz her yerde görüyoruz arkadaşlar. Şu anda Market Hall'daki gezimize devam ediyoruz. Burada bilirsiniz bakın sürekli olan böyle Noel pazarının da kurulduğu bir çarşı gibi bir şey var. Şöyle yani panayır gibi bir şey var. Hediyelik eşyalar falan da burada satılıyor. Böyle yerleri seviyoruz. Hediyelik eşyacı aramak kolay oluyor bu şekilde. Şimdi bu yoldan gezimize devam edeceğiz. Burada Türk restoranları da görmek mümkün arkadaşlar. Bakın burada Meze Grill adı verilen bir yer var. Bir de Akarsu adı verilen bir restoran varmış. Ama burayı daha çok tavsiye ediyorlar. Yani böyle Türk yemeklerinden vazgeçemiyorum diyenler varsa gelip burada yemeklerini yiyebilirler. Durham denince tabii ki akla ilk olarak katedral geliyor arkadaşlar. Çünkü bu şehir katedralin çevresinde kurulmuş bir yer. Önce bu arkamda gördüğünüz 1093 yılında bu katedral yapılmış, 1133 yılına kadar yani 40 senede tamamlanmış bu katedral. Ondan sonra artık bu gördüğünüz eski yapılar sıralanmaya devam etmiş ve şehir her gün genişlemiş. Şu anda bir romanesk harikasıyla karşı karşıyayız. Tabii 1500'lü yıllarda buraya eklemeler yapılmaya devam ediyor. 323 basamaklı bir tane bir kulesi var. İsterseniz oraya ücret karşılığında çıkıp bütün kasabayı ya da bütün şehri gözlemleyebiliyorsunuz. Önde de böyle çok güzel düzlük var. Bakın şu gördüğünüz alan komple düzlük. Çoğu katedralde bunu göremezsiniz. Gelip burada çok güzel görsellerinizi falan da çekebiliyorsunuz. Şu an ters ışık olduğu için çok güzel olmasa da akşam saatlerinde efsane görüntüler çıkabilir. Eminim buna. İşte böyle katedrale giriş ücretli diyebiliyorum ama ben şimdi gireceğim tekrar. Bakalım eğer ücretliyse zaten sadece dış kısmından ya da bulabilirsem görüntülere koyacağım. Çünkü dini mekanlara para vermediğimi diğer videolarda anlatmıştım. Çok böyle artık inanılmaz bir yerdeyse. Şu anda dediğim gibi şu kapıya doğru gideceğiz. Bakalım katedralde içeride neler var. Gerçekten inanılmaz büyük bir katedral arkadaşlar. Her kısımda yeni bir olay görüyoruz. Az önce astronomik bir saat gördük mesela. Normalde kiliselerde çok görmeye alışık olduğumuz şey değil. Burada yeni bir galeri var. Oraya gideceğiz ama önce şu şapel kısmına bir girelim. Bakalım buradaki işlemeler nasıl. Evet, ahşap. Ve org kısmında şurada arkadaşlar. Yani tavan süslemesi konusunda çok bir şey olmasa da taş ve ahşap işlemeciliğine ve vitraylarda gerçekten muhteşem. Ve burayı da ücretsiz gezmek çok büyük bir şans. Harry Potter izleyenler burayı hatırlarlar belki. Durham Katedrali'nin bahçesi Harry Potter'ın film yerlerinden, çekim yerlerinden de bir tanesi. Oxford'da da benzer bir yer var. Hatta bakın şimdi göz çeviriyorum. Gençler böyle giyinmişler kıyafetlerini, fotoğraf çekmeye gelmişler Harry Potter aşıkları. Oxford'da ücretli giriyorsunuz ama buraya da gelip bu bahçeye girmeyi unutmayın. Burada da ücretsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Çünkü katedrale herhangi bir para ödemeyeceksiniz.
böylelikle bir çekim yerini daha görmüş olduk. Durham gerçekten 2000 yıllık birçok eseri barındıran bir yer ve çok iyi korunmuş. Bu yüzden de UNESCO'ya tabii ki dahil edilmiş şehirlerden bir tanesi. Orta Avrupa ve İngiltere'de gerçekten bununla ilgili çok şehir görüyorsunuz bu şekilde. Yani dokusu bozulmamış, evler falan her şey çok güzel. Diyorum ya 2000 yıllık yapılarla işte 1500 yıllık, 1000 yıllık yapılar ya da ondan sonraki dönemlerde 200 yıllık, 100 yıllık yapılarla bu son 50 senede yapılan yapıları çok ayırt edemiyorsunuz. O kadar güzel bir şey ki bu. Yani her şey aslında uygun yapılmış. Bakın şu an yani tertemiz bir şehir. Trafik gürültüsü şu an biraz burada bir çalışmalar var diye. Bu kısım böyle ama genel olarak çok sakin bir yer. Şu an mesela bulunduğumuz yer, Allah'ım sol tarafa bakın arkadaşlar. Bir anda böyle yine bir görkemli görüntü karşımıza çıkıyor. Bakın burası Bow Lane Caddesi. Gerçekten çok pitoresk bir cadde. Çok güzel manzaralar sunuyor. Fotoğrafçılar için eminim ki çok beğeneceksinizdir. Zaten şu karşıdaki katedralin karşısıydı. Şimdi buradan sola döneceğiz ama şuradan da gitmek istiyorum da çok vaktim yok. Bakalım daha büyüleyici ne kadar, nasıl sokaklar çıkacak karşımıza. Şimdi katedralin yanındaki sokaktan aşağı in arkadaşlar. Bir anda ortam yine değişti. Aynı Edinburgh'daki gibi muhteşem bir doğa şu an sol tarafımızda. Bakın aşağıda bir akarsu akıyor. O akarsuyun ismi River Weir nehri. Şimdi ağaçlar arasından pek göremiyorsunuz ama bayağı büyük bir nehir kendisi. İşte şimdi buradan nehir boyuna ineceğiz. Aşağıda çok güzel bir taş köprü var. Onun yanına gideceğiz. Oradan sonra bakalım daha neler göreceğiz. Şöyle arkadaşlar, ağaçlar arasından sıyrılın ve karşınızda Framwell Gate Köprüsü. Çok güzel bir taş köprü çıktı karşımıza arkadaşlar. İki tane devasa kemeri var. Böyle huzur dolu bir ortamda iki yakayı birbirine bağlıyor. Şöyle şurada bir restoran var bakın. Oh, tam oturmalık yer. Melih zaman olsa oturacak yer değil mi dostum ya? Aynen öyle. Evet, şöyle burayı da bir size göstermek istedik bu açıdan. Evet arkadaşlar, şu muhteşem yolda durduk. Böyle biraz mola verdik. Gerçekten manzara şahane. İşte Durham Katedrali karşıda. Bu Weir Nehri. Yani o kadar güzel yürüyüş yolları yapmışlar ki. Gelip burada dinlenmemek, burada zaman geçirmemek olmazdı. Biz de aldık böyle ufak bir piknik yaptık. İçeceklerimizi, yiyeceklerimizi yedik. Bu güzel manzaranın tadına doyduk. Şimdi geri dönüş vakti. Old Town'a geçiyoruz. Evet, burası da Cross Gate dediğimiz bölge arkadaşlar. Burası biraz daha yeni yerler. Köprünün karşısına geçiyorsunuz. Gelip burada bakın Starbucks da varmış. Evet, birkaç tane Türk restoranı gördük. Hemen sağ tarafta akarsuyu gördük. Buraya gelip böyle yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ya da küçük alışveriş ya da ne bileyim biraz daha eski zamanınız varsa bu bölgeyi de gezebilirsiniz. Geldik bu şehrin ikinci önemli yıldızına, Durham Kalesi arkadaşlar. 1072 yılında yapılmış bir kale. Bakın görüyorsunuz. Hani herhalde katedralle aşağı yukarı aynı zamanlarda inşa edilmiş. Çünkü şehrin bir de korunmaya ihtiyacı var. Bir kaleye ihtiyacı var tabii ki. Zaten katedral de hemen karşıda. Burası aynı zamanda bir piskoposa hediye edilen bir okul haline de gelmiş. Şu anda aktif olarak hatta 900'e yakın öğrenci burada eğitim görüyormuş arkadaşlar. Şu an bahçesindeyiz. Maalesef bugün kale kapalı. Yani içeri göremedik ama zaten içeri görmesek bile şu muhteşem eseri dışarıdan ve avlusundan görmek gerçekten çok güzel. Buranın çok güzel bir büyük bir yemek salonu varmış. Orayı görmek isterdim sadece. Çok böyle değişik bir yemek salonuymuş. Görüntüleri bulabilirsem koyarım videoya ama ben çekemedim. İşte burası da böyle arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş Durham gezimizin sonuna gidiyoruz. Town Hall'da arkadaşlar bir de Market Hall diye bir yer var. Bakın burası da ilk defa görüyoruz bu arada İngiliz şehirlerinde böyle bir yeri. Böyle kapalı bir pazar yeri. Vay, güzelmiş. Yani benzerleri vardı ama böyle meydanda direkt alışveriş yapabileceğiniz türden bir yer görmek güzel. Böyle bakkallar, meyveler, sebzeler, hediyelik eşyacılar, antikacılar. Gayet güzel bir yermiş. 2.99 böyle fiyatlar falan da iyi.
Ama hani biraz daha bu biraz şehirde yaşayanların ihtiyacını karşılayacak cinsten bir pazar sanırım. Çok böyle bir hediyelik eşya olayını görmedik. Şurada oyuncak mı var? Bakalım. Yani bu biraz daha oyuncak pazarı. Şöyle bir oyuncak var. Yani çok değişik daha bir şey görmedim. Hani biz de bir hatıra alalım falan filan diye bakıyoruz ama bir şey yok maalesef. İngiltere'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan York'tan herkese merhaba arkadaşlar. York. Şimdi ne var biliyorsunuz? New York var bir de Amerika'da. İşte Amerika'daki bu birçok şehrin isimleri aslında İngiltere'den ki kasabalardan, şehirlerden geliyor. Bunun birçok Amerika'daki örneğini gittiğiniz zaman da görebilirsiniz. Zaten iki tane isimleri aldığı yerler var. Birincisi İngiltere'deki küçük yerlerden almışlar ya da insanların nereden akın akın geliyorlarsa, göç ediyorlarsa o şehirlerden almış. O insanlar çünkü orada community kurmuşlar, bir topluluk kurmuşlar ve isimlerini şehirlere vermişler. Diğer isimler de işte Philadelphia gibi İncil'den de almış oluyorlar Amerika'daki isimler ama konumuz olan York'a dönelim. İşte Avrupa rüyasıyla çıktığımız turda en çok merak eden ortaçağ şehirlerden bir tanesi olan York'a geldik. Burası arkamda gördüğünüz katedraliyle ünlü. Birazdan size orayı anlatacağım zaten. Konstantin heykeliyle ünlü, Shambles sokağıyla ünlü. Çok güzel bir yer. Burayı çok merak ediyordum. Ve şu anda güzel bir York gezisinin önünde açılışımızı yapıyoruz. Hazırsanız dolu dolu bir York gezisi başlıyor. York'un bir Roma döneminden aslında kalan bir şehir olduğunu söylemiştim size arkadaşlar. Ve Romalıların bir özelliği vardır. Çok sağlam surlar yaparlar. Tıpkı ya Türkler gibi, Türklerin de böyle belli bir dönemden sonra Osmanlı'da bu çok yaygındı. York şehrinde de bu surlardan 3-4 kilometre uzunluğunda bir şehri çevreleyen bir surlar var. Savunma surları. Ama çok öyle yüksek değiller. Daha alçak surlar. Belki zamanla topraktan dolayı da aşağı kısımlar yükselmiş olabilir. Şu anda bu surların üzerinde yürüme imkanını da buluyorsunuz. Ve çok güzel bir kale manzarası da size sunuyor. Hem kalesini hem de katedralini de bu yol boyunca görüyorsunuz. Evleri yukarıdan görüyorsunuz. Böyle yavaş arada da burçlar sizi karşılayacak ve bu şehre giriş kapıları karşılayacak. O kapıların her birindeki tünellerden de bu surlara çıkabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Şimdi biz de öyle şekilde yaptık. Aşağı geri ineceğiz. Şimdi kaleden indikten sonra Chapter House Street adı verilen şu sokağa geldik. Şöyle çeviriyorum şimdi size kamerayı arkadaşlar. Gerçekten sokak çok güzel. Burada bir tane de şu arkamdaki evin perili olduğuna dair bir hikayeyi uyduruyorlar. O yüzden burada bir de aynı zamanda Simon'un evi varmış. Zamandaki bölgenin en ünlü Simon'un da evi varmış. İşte böyle bir sokaktan yürüyorsunuz. Bu arada York şehri çeviriyorum tekrar. York şehri peri ve hayaletleriyle ünlü bir şehir. Öyle bir turizm pazarı var burada. Hani Harry Potter'ın da meşhur çekildiği Shambles, yani Shambles Caddesi var burada. Oradan esinlenerek o Harry Potter'daki caddeler yapılmış ama buranın da böyle güzel bir süslemeler yapılmış turizm için. Şimdi o Shambles Caddesi'ne gideceğiz. Orası zaten en ünlü yeri. Ama oradan önce böyle güzel sokaklarda yolumuza devam ediyoruz. Şu anda masal diyarlarından fırlamışçasına bir meydandayız arkadaşlar. Arkamda devasa York Katedrali. Birazdan burayı anlatacağım zaten. York Minster diye geçiyor. Burası eski kolej binası. Şimdi yine bu katedrale bağlı olan bir konferans yeri olarak kullanılıyor. Sonra burada farklı farklı dükkanlar, küçücük rengarenk çiçekli dükkanlar. Çok da güzel bir parkla çok hoş bir meydan Kolej Caddesi. Yani gelirseniz mutlaka burada da bir takılın. Burada arkasından çekin. Çünkü belki diğer taraflarda katedrali alabileceğiniz bu daha güzel bir yer yoktur ama şimdi bizim de güzel bir fotoğraf noktası bulduk. Burada hem bu yapıyı, şu siyah beyaz Chester'daki bu mimariyi size anlatmıştım. Buna Chester mimarisi diyorlar. Burada da var örnekleri. Bir de katedrali çekip yolumuza devam edeceğiz. Müzik
Britanya turumuz boyunca en çok merak ettiğim katedrallerden biri olan York Katedrali şu an arkamda arkadaşlar. Aziz Petrus Katedrali olarak da geçiyor ya da şehir kilisesi olarak da geçiyor. Maalesef içeride bir tören olduğu için daha kapanmasına yarım saat olmasına rağmen içeri almıyorlar. Yani saçma sapan bir şeyler söylüyorlar. Yok şunu yapmak istiyorsanız şunu yapın falan filan ama yani artık gerçekten böyle dini mekanlardaki salaklıklara dayanamıyorum. O yüzden girmeyeceğim içeriye. Ama şu gördüğünüz bu muhteşem kadarı dışarıdan size göstermek istedim. Burası Aziz Petrus'un ve işte ekibinin diyelim o zamanki onunla birlikte din adamlarının beraber tohumlarını attığı katedrallerden bir tanesi. 1300'lü yıllarda artık son halini almış. Çok daha eskiye varan, 1000 yıldan fazla bir geçmişi var ama 1312 yılından sonra artık son şu gördüğünüz şekli almış. Zaman zaman bazı eklemeler de yapılmış. Onun dışında buraya aynı zamanda Saksonların ve Vikinglerin de çok ciddi saldırıları olmuş. Ama yine de katedral yıllara dayanmayı başarmış. İçeri giriş normal dediğim gibi ücretsiz. Girebilirsiniz ama maalesef işte böyle bir durum var. Onun dışında çok güzel bir meydan. Görsel açıdan zaten tam bir gotik şaheserle karşı karşıyayız. Şimdi burayı da böyle dışarıdan gördük. Merak ettiğimiz o Şambız Caddesi'ne gideceğiz. Yine gördükçe size anlatmaya devam edeceğim ama bir cadde bahçede bir şey daha var. Onu size göstereyim. Bakın. Bu ismi çok iyi yakından tanırsınız arkadaşlar. İstanbul'un isminin geldiği Roma kralı Konstantin'in heykeli de burada arkadaşlar. Bizim İstanbul'un işte ismini aldığı Roma İmparatoru'ndan bahsediyoruz. Bize çok tanıdık bir isim. Kendisi de burada olduğu için gelmişken de bir gösterelim size dedik. İşte o meşhur Konstantin bu. Milattan sonra 274 ve 337 yılları arasında yaşamış ve Roma İmparatoru'nun en şaşalı dönemlerinden bir tanesi de onun dönemindeymiş ve York'a da çok ciddi akımlar yapmış kendisi. İşte onu da size göstermek istedik. Şimdi diğer mekanlara doğru devam edeceğiz. York'ta çok güzel caddeler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Long Peter Gate Caddesi. Hemen şu anda yürüdüğümüz cadde. Arka tarafı zaten direkt katedral manzaralı. Diğer tarafta da az önce yürüdüğümüz yollara gidiyor. Öyle söyleyeyim. Unuttum oranın ismini. Yani çok güzel dar sokaklar, dar caddeler. Ama niye trafiğe açık onu anlamıyoruz. Gerçekten böyle bir yerin trafiğe açık olmaması lazım. Ama gayet de böyle yürümesi zevkli. Mekanlarla, sağlı sollu mekanlarla dolu bir yerdeyiz. Şu anda işte burada devam edeceğiz turumuza. Güzel şeyler gördükçe zaten ekleyeceğim. Bir sonraki mekanımız Stone Gate olacak. Böyle değişik kapılar var, değişik caddeler var. Onları size anlatmaya devam edeceğim. Şimdi geldik buradaki diğer önemli cadde olan Stone Gate Caddesi'ne arkadaşlar. Bakın bu caddelerin hepsi birbirine çok yakın caddeler. Hani sol taraftaki cadde daha bir güzel, sağdaki ayrı güzel. Hepsi Shambles'a aslında çıkıyor. Shambles'a bağlanıyor. O yüzden arkadaşlar hani böyle bu caddenin hepsine tek tek yürüyün, gezin. Zaten bakın arkamı dönüyorum, katedral orada. Hepsi katedrale bir şekilde çıkıyor. Şimdi biz de devam edeceğiz caddeleri keşfetmeye. Bu caddede bir tane önemli yer var arkadaşlar. Barley Hall diye geçiyor. Yani aslında Barley yanılmıyorsam ambar demekti. Emin değilim. Barley. Okay, here. Şimdi bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burası eski bir tarihi ev. Bu 14. yüzyıldaki yaşam şeklini yansıtan ve o zamandan o mimarisini koruyan evlerden bir tanesi. Ama en iyisi olduğu için o Stone Gate Caddesi'ne girdiğinizde bir 100 metre yürüyün. Sol tarafta bir sokak göreceksiniz. O sokağa girin, sizi buraya çıkaracak. Bakalım mesela buradan nereye gidiyor. Evlerin hepsi tünellerle birbirine bağlanıyor arkadaşlar. Buradan başka bir yere gidiyor. Muhtemelen Shambles'a doğru çıkıyordur ama biz şimdi oraya girmeyeceğiz. Orası bize bir sürpriz olsun. Şimdi devam edeceğiz Stone Gate'den. Diğer mekanda görüşürüz. Christmas'a daha çok var ama böyle birçok Christmas ürünleri satan, Noel ürünleri satan yerleri de görebiliyorsunuz. Masal diyarı gibi burası arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Buraya gelip işte yılbaşı ağacı süslemelerinden tutulda Christmas için her şeyini alabilirsiniz. Erkenden de alabilirsiniz. Hani hazır buralara kadar gelmişken sonuçta öyle hazırlıklar yapmayı seviyorsanız bu tarz şeyleri de kullanabilirsiniz. Hemen yan tarafında antikacı vardı. Bütün kılıçlar ve savaş araçları satan bir yer vardı. Yani çok olay çok güzel arkadaşlar. Bakın her bir sokak mükemmel. York yani ilk beşime girdi bu Britanya'da. Hadi bakalım daha neler göreceğiz.
Şu anda yürüdüğüm cadde arkadaşlar Shambles Caddesi. Eski kasapların bulunduğu bir cadde burası. Çok ünlüdür. Çünkü Harry Potter filmi buradan esinlenerek yapılmış. Bu caddeden esinlenerek yapılmış. Hani o dükkanlara girdikleri filmin sahneleri vardı ya. İşte o buradan esinlenmiş. Şu anda bakın bu caddede onlarca dükkan var. Ve burası şekerleriyle de ünlü bir yer bu şehir. 1600 yıllardan beridir şeker kültürü çok yaygınmış burada. Burada en iyi şekercileri falan da bulabiliyorsunuz. Bu ne yapıyor acaba? Ben çok merak ediyorum. Bu nasıl bir poz? Ve bir gezimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. York'u gezdik, bayıldık buraya. Harry Potter'ın esinlendiği yerlerden biriydi burası. Şekeriyle ünlü, katedraliyle ünlü, ortaçağ mimarisi ve Chester ve diğer mimarlı evleriyle ünlü bir şehirdi burası. Gerçekten İngiltere'nin büyük şehirlerinin dışında çok güzel küçük şehirleri var. Daha birkaç tane daha gezeceğiz. Bundan sonra da artık Manchester'a geçeceğiz. Birmingham'a geçeceğiz. Birçok yeri gezmeye devam edeceğiz Avrupa rüyasıyla çıktığımız turda. Şimdi sırada dediğim gibi Manchester olacak. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Bye bye.